İşte merakla beklenen İHA gösterisi şimdi başlıyor. Şu an tam 300 İHA'mız özel bir yazılımla kontrol edilerek havalanıyor ve Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde yükseliyor. Daha önce bu teknoloji Türkiye'de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz anma törenleri esnasında İstanbul Boğazı'nda Kuleli Askeri Lisesi'nde kullanılmış ve unutulmaz bir gösteriye imza atılmıştı. Şimdi de Beştepe'de rüya gibi bir gece bizleri bekliyor. Türk tarihinin dönüm noktasıdır bugün. Bir milletin üzerinde kara bulutların dolaştığı anda şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Kadın, yaşlı, genç, çocuk demeden bir milletin şahlandığı, tek vücut olarak bir araya geldiği o kutlu zamanda bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. İşte şanlı yıldızımızı böyle koruduk o gün. Gök kubbenin altında nice zaferler kazandık da, böylesini ne duyduk ne de gördük. Yahya Kemal'in dediği gibi, şimdi yedi kat arşa kanatlandık. Ankara'nın semalarında büyük zaferin coşkusuyla kenetlendik. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. 30 Ağustos 1922 zaferi yalnız Türk milletinin değil, tüm ulusların, tüm insanlığın ya istiklal ya ölüm parolasıyla yürüme kararlılığının ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin ordusuyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazdığı benzersiz bir kahramanlık destanıdır. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. İşte gökyüzüne kazıyoruz tarihi. Öyle güzel süslüyor ki gökleri, ay ve yıldız, o şanlı hilal. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. İşte dalgalanıyor şanlı hilalimiz.
genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin taçlandırıldığı 30 Ağustos zaferinin 98. yıl dönümünde milletimiz, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesi etrafında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir kez daha bütünleşiyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında diriliş ruhuyla hareket eden Türk milletinin yükselişine 2020 yılında da tüm dünya şahit olmaya devam ediyor. Türk milletinin hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı 30 Ağustos 2020'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve bekasının teminatıdır. Bir bir açılırken göğe son defa yarıştık. Allah'a giden yolda meleklerle karıştık. Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından. Gördük ebedi cetleri bir anda yakından. Aziz şehitlerimizin günüdür bugün. Ülkesini seven, bayrağına aşık Türk milletinin günüdür bugün. Kutlu olsun Zafer Bayramımız.